Vatan Partisi Fikret Çavdar olağan il kurultayının Sayın Başkanlık Divanı ve değerli delege arkadaşlarım, sayın basın mensupları, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, partimizin büyük kurultayına giden, Soner Polat kurultayına giden, 11. genel kurultayımıza giden bu yaptığımız toplantılar tarihi önemde Türkiye'nin büyük kararlarının eşiğindeki kurultaylardır. Fikret Çavdar arkadaşımıza da yakışan bir kurultay. Onun umutları, özlemleri önümüzdeki dönemde hepimizin ve Türk milletinin büyük gayretiyle, fedakarlığıyla, kahramanlığıyla hayata geçecek. Fikret Çavdarları, en başta Soner Polatları, tarihimizin büyük devrimci önderlerini, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şad edecek bir tarihi döneme giriyor Türkiye. Onların bize bıraktığı emanetleri, onların bize bıraktığı programı ve hedefleri hayata geçireceğimiz bir döneme giriyoruz. Bunu hiçbir zaman partimiz ifade etmedi. Yani 1900 işte Sayın Ethem Sancak'la beraber ta 1970'lerden beri bu mücadelenin içindeyiz. 1960'lardan bu yana hiçbir zaman evet Türkiye büyük bir kararın eşiğine geldi demedik. Çünkü o zaman yaşanan süreç bir anlamda biriktirme süreciydi. Kuvvet toplama süreciydi ve nesnel olarak da Türkiye büyük bir çözümün içine girmemişti. Ama şimdi arkada kalan döneme bakıyoruz. Özellikle 2014 yılında partimizin önderliğinde o Silivri duvarlarını yıkmamızdan sonra Türkiye bir anlamda o Atlantik sisteminin zincirlerini kırdığı bir sürece girdi. Atlantik sisteminin zincirlerini kırıyoruz. 2015-24 Temmuz Türkiye hükümeti PKK'nın tepesine binme kararı aldı. Onu hendeklere gömme kararı aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri harekata geçti ve peş peşe hepimiz biliyoruz o harekatları. PKK'yı hendeklere gömme harekatı, Fırat Kalkanı, efendim Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve şimdi Pençe harekatları Türkiye insanlığın ön cephesinde Amerikan emperyalizminin kuvvetleriyle çarpışıyor. Ta 2015'ten bu yana Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi ve Türkiye'nin köy korucularımız canlarını feda ederek kahramanca o Amerika'nın Türkiye'deki ve bölgemizdeki kara gücü olan PKK'yı toprağa gömüyor, tasfiye ediyor. Buna Amerika'nın cevabı hepimizin bildiği gibi 15-16 Temmuz 2016 gecesinde o Gladio FETÖ darbesiyle oldu. Ne yaptı? Türkiye NATO ülkeleri içerisinde ilk ve tek ülke Amerika'nın o NATO'sunu, NATO Gladio'sunu Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'mizin her yerinde yerle bir etti. NATO generallerini, NATO'nun devletimizin içine yerleştirdiği unsurları temizledi, öldürdü, öldürmediğini hapislere tıktı. Bugün en büyük gerçek, Balıkesir basınına da bunu manşet olarak öneriyorum. Bugün Türkiye hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor. En büyük gerçeği budur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin hapishanelerinde NATO'nun generalleri yatıyor. Bakın o Silivri'den çıktık biz, çıkarken de çıkmadan da söyledik. Biz buradan çıkacağız dedik. O FETÖ'nün generallerini, FETÖ takımını bu hücrelere tıkacağız dedik. İşte Türkiye kefenini yırttığı, zincirlerini kırdığı bir sürece girdi. Amerika'nın zincirlerinden kurtulmak ne demek? Devrim demek. Türkiye'nin üstüne örtülmüş olan
toprağın silkelenmesi, atılması, Türkiye'nin ayağa kalkması, dirilmesi. Bunu yaşıyoruz. Türkiye toprak bütünlüğünü sağlamak için bütün insanlığa ışık tutan bir mücadeleye girdi. Ve şimdi de Türkiye bir üretim devriminin eşiğine geldi. O bakımdan önümüzdeki dönem değerli arkadaşlar, Türkiye'nin tarihinde 1945'ten sonra yaşadığımız en kritik, en önemli dönemdir. Dolayısıyla Atlantik sisteminin de Türkiye'ye karşı niyetlerinin en karamsar olduğu, en kötü olduğu bir dönemdir. Ama biz tarihimize güveniyoruz, birikimimize güveniyoruz. En başta da Vatan Partisi'nin önderlik gücüne, Türk milletiyle, Türkiye emekçileriyle, üreticileriyle birleşme, kaynaşma yeteneğine, partimizin kadro birikimine sonuna kadar güveniyoruz. O bakımdan Türk milleti bu dönemden, bakın tarih de veriyorum, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir başarıyla çıkacaktır. Zaten bütün göstergeler bu yönde. Türk milleti Atlantik sisteminin duvarlarının dışına çıktı. Bunun ilk ifadesi 15-16 Temmuz gecesini hatırlayalım. Türk milleti Ankara'da, İstanbul'da, büyük kentlerde meydanlara çıktı milyonlar olarak. O eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi seçime götürürüz, Türkiye'nin yönetici partilerini avucumuza alırız, Türkiye'deki sistemimizi, hakimiyetimizi sürdürürüz. Dolar borsa vurguncuları, sıcak para komisyoncuları, işte tarikat rantçıları, büyük tefeciler, büyük faizciler Türkiye'de hükmünü sürdürür. Biz de buradan yağmamızı elde ederiz şeklindeki planı bozulmuştur. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki dönem büyük bir karar verecek. Bu kararın da başlıkları belli olmuştur. Türkiye bir kere bağımsız olacak, başı dik yaşayacak, Türklüğe yakışan bizim imparatorluk birikimimize, son 200 yıllık devrim birikimimize yakışan başı dik yaşama. Yani ta İskitlerden, Hunlardan, Göktürklerden, Karahanlı, Selçuklu, Osmanlı'dan ve Cumhuriyetimizin o başı dik, bağımsız yaşama. Ve son 200 yılda emperyalizme karşı kim var dünyada? En başta Türkiye var, Türk milleti var. Biz 200 yıldır emperyalizmle savaşa savaşa bugünlere geldik ve şimdi o savaşta son ve kesin darbeyi indirmek ve başı dik bağımsız Türkiye'yi kurmak durumundayız. Birinci maddesi bu. Vatanımızın bütünlüğünü sağlayacağız. Bağımsız başı dik Türkiye'yi kuracağız. İkinci maddemiz, üreticiler tekrar baş tacı olacak. Üreticiler tekrar bu memleketin efendisi olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün o Türkiye'nin üreticileri ve köylüleri memleketin efendisidir. Efendi ne demek? Hükmeden, karar veren, iktidarda olan. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, aynı zamanda bu arkada biriktirdiğimiz kuvvetlerle, Türk milletinin biriktirdiği kuvvetlerle ve biriktirdiği özlemlerle, umutlarla Türkiye'nin son önemli ciddi kararını vereceği bu 2-3 yıl bizim partimiz için de sınama yıllarıdır, tarih yapma yıllarıdır. Şimdi bu arkada kalan dönemde biz tarihin içinden aldığımız güçleri biriktirdik ama şimdi tarih yapacağımız yıllara giriyoruz. Vatan Partisi Türk milletinin başında, önünde tarih yapacak ve birleşen ve üreten Türkiye'yi kuracağız. Burada yemin ediyoruz. Evet, güzel. Tarih yapar, tarih yazarız. Bu sloganı da parti olarak benimsiyoruz ve Balıkesir Kurultayımızın Vatan Partisi'ne armağan ettiği slogan olarak bunun kaydını burada yapıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'ye dayatılan bir ekonomik program vardı. O ekonomik program 1980'de Turgut Özal'larla geldi. Adına dünya ekonomisiyle bütünleşiyoruz, entegre oluyoruz dediler.
kapıyı, bacayı açacağız. Yani gümrükleri kaldıracağız. Paranın giriş çıkışına kontrolü kaldıracağız. Türkiye çarşılarını doların, avronun egemenliğine sunacağız. Kamu iktisadi teşekküllerini özelleştireceğiz. Bu program nasıl geldi? Hangi propagandayla geldi? Üretici kambur ilan edildi. O günleri 1980'leri hatırlayan burada arkadaşlarımız var. Başta Sayın Ethem Sancak olmak üzere. O günlerde şu propaganda edildi. Bu köylü bu nedir ya? Türkiye'nin sırtında kambur. Devamlı destek akçaları veriliyor. Sübvansiyon diyorlar batı dillerinde. Destek akçaları veriliyor. Bırakalım bu köylü rekabet etsin. Rekabet gücü varsa yaşasın. Yoksa böyle bu sırtımızda bu tarım çiftçiyi köylüyü taşımanın bir manası yok. Bunun ekonomik anlamı yok dendi. Arkasından esnaf zanaatkar da kambur ilan edildi. Türkiye'nin Kayseri'si, Denizli'si, Antep'i, Bursa'sı, Balıkesir'i, Çorum'u, Konya'sı, Diyarbakır'ı, Trabzon'u, büyük sanayi kentlerimiz, küçük sanayi kentlerimiz. Burası da kambur ilan edildi. Ara mallarını, sanayinin ihtiyacı olan Almanya'dan alırız, İngiltere'den alırız, Amerika'dan alırız, Japonya'dan alırız ucuz ucuz. Ondan sonra sanayide bu ürünleri kullanırız ve ucuz imal ederiz. Ucuz imal ederek de dışa satarız. Dış piyasalarda rekabet gücü kazanırız. Bu şekilde o Türkiye'nin küçük orta sanayi birikimi de tasfiye edildi. Onların ellerindeki aletler, edevatlar, cihazlar efendim depolara atıldı. Orada paslanmaya terk edildi. Balıkesir'de bu programdan en ağır darbeleri yiyen illerimizin başında geliyor. Balıkesir bir sanayi kenti. Balıkesir aynı zamanda Türkiye tarım ve hayvancılığında bir numara olarak değerlendirilen bir kent. Balıkesir'in hayvancılığı, süt üretimi, et üretimi Türkiye'de hepimizin bildiği gibi en önde geliyor. Ama Balıkesir aynı zamanda burada sayın sanayicilerimiz de bulunuyorlar. Kendilerine de buradan ayrıca hoş geldiniz diyorum. Ama aynı zamanda Balıkesir sanayicisi Türkiye'de icatlarıyla, buluşlarıyla piyasada yer alan ve Türk sanayisinin geleceğinde sözü olan sanayiciler. Dolayısıyla arkadaşlar bu 1980'lerde Türkiye'ye dayatılan programdan en ağır darbeyi yiyen illerden biri Balıkesir. Bu ne demek? Öyleyse Balıkesir Türkiye'nin bugün en devrimci illerinden biri. En devrimci halkına sahip, en devrimci sanayicisine, en devrimci çiftçisine, en devrimci esnafına, en devrimci aydınına ve gencine, halkına sahip olan ilimizdir. Çünkü ağır darbe yediğine göre o darbeye en kararlı cevabı da Balıkesir'den vereceğim. İşte bu program 1980'lerde Türkiye'nin üreticilerini kambur ilan ederek geldi. Ve sonuç itibariyle Türkiye üretimde çok ciddi bir tahribat, bir yıkım yaşadı. Ve en sonunda da 500 milyar dolar borca battı. Çünkü siz kendiniz üretmediğiniz zaman pamuğu dışarıdan al, kömürü dışarıdan al, ondan sonra tarım ürünlerini bile dışarıdan al. En son geldiğimiz noktada 7-8 milyon ton buğday ithal eden durumundayız. Bunları dışarıdan al. Sonuç itibariyle neyle alacaksın? Üreterek alabilirsin. Üretemeyince, eksik üretince borçlanarak alabilirsin. Ve böylece bir 500 milyar dolara yakılan borç yüküyle Türkiye karşı karşıya geldi. Kapıcıya dünyanın küresel büyük icracıları, hacizcileri dayanmış durumda. Türkiye dünya bankalarına, başta Amerika Birleşik Devletleri olarak dünyanın finans merkezlerine ağır borç yüküyle bugün karşı karşıya geldi ve artık o ekonomi yürümüyor. Yani Turgut Özal'larla gelen, arkasından Tansu Çiller'lerle devam eden ve yakın zamana kadar uygulanan o dışarıdan dayatılan ekonomi artık yürümüyor. Yürümediğini de bugün Türkiye'yi yöneten hükümetimizin liderleri de açık açık söylüyorlar.
bu ekonomi sürdürülemez hale geldi diyorlar. Dolayısıyla Vatan Partisi'nin programının, üretim devrimi programının gündeme girdiği bir döneme giriyoruz. Vatan Partisi haklı çıktı. 1980'de o program geldiği zaman bu yürümez dedi. Üretici baş tacıdır dedi. Siz üreticiyi memleketin efendisi olmaktan çıkartıyorsunuz. Kambur ilan ediyorsunuz dedi. Bunun sonu yok dedi. İşte o noktaya Türkiye bugün gelmiş bulunuyor. Türkiye değerli arkadaşlar, önünde bir seçenek var. İki seçenek yok. Yani bazı böyle gazetelerde şurada burada sanki Türkiye neoliberal ekonomide devam edebilir. Yani üreticiyi kambur ilan eden ekonomide devam edebilir. Bir de üretim devrimi seçeneği var. Hayır. Subay tasfiye edilmiş. 24 bin subayı alacakmış. Tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine. Yani FETÖ'nün generallerini hapishanelerden çıkartacak, tekrar Türk ordusunun komuta mevkilerine getirecekmiş güya. Polisimizden 30 bin FETÖ mensubu tasfiye edilmiştir. Onun için polisimiz bugün çok daha fedakar, çok daha kahraman, Türkiye'nin güvenliği için hepimizin güvendiği bir hizmet yapmaktadır. Tekrar o polisten tasfiye edilen 30 bin unsuru tekrar polis teşkilatına alacakmış. Devletten 130 bin onları alacakmış. Yargıdan 4 bin savcı ve hakim tasfiye edildi. Tekrar onları FETÖ'cüleri alacakmış. Tabii bu program olması mümkün değil ama Türkiye'yi kaosa sürükleyen bir program. Ve Türkiye'de değerli arkadaşlar, dıştan ciddi tehditlerle yüz yüze, işte hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımız da son zamanlarda ifade etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin o Ege kıyılarına Dede Ağaç'tan başlayarak, yani Dede Ağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, bütün Türkiye'yi kuşatan hepimizin bildiği o üsler tanklarını yerleştiriyor. Uçaklarını getiriyor oraya, konuşlandırıyor. Bunlar boş yere değerli arkadaşlar oralara konuşlandırılmıyor. O Çehov'un hikayelerinde geçer. Eğer hikayenin başında bir silah duvarda asılı duruyorsa o patlayacaktır. Amerikan üstleri de o kadar oraya yığınak yaptıklarına göre onlar bir amaçla oraya konuşlandırılmaktadır. Ve namlular Türkiye'ye dönüktür. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail, altını çiziyorum, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, bunlar birlikte Türkiye'ye karşı aynı zamanda Nabıldina, Nemesis adında intikam tatbikatları denizlerde yapıyorlar. Demek ki karadan, denizden, havadan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail eksenli tehditlerle karşı karşıyadır. O bakımdan değerli arkadaşlar, Türkiye'mizin savunmasını, güvenliğini sağlam tutması, ekonomik gelişmesi bakımından da çok önemli. Dış politikada da Amerikan tehditlerini göğüsleyecek tutarlı siyaset izlemek Türkiye'nin önünde. İşte bunların patronu, bunları yapacak parti, bunlara önderlik edecek Türk milletine, bu konularda önderlik edecek parti Vatan Partisi'dir. Bizleriz, sizlersiniz. Onun için büyük görevlere, büyük sorumluluklara hazır olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Vatan Partisi 7 ateşten geçerek buraya geldi. Bu sıralarda da 7 ateşten geçerek. Vatan Partisi 7 ateşten geçerek. Tecrübeli, sınanmış, tarihten bir kere bize kalan fedakarlık, kahramanlık mirasına sahibiz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine baktığımız zaman son 50-60 yılına orada Vatan Partisi'ni görüyoruz. Hep 7 ateşlerden geçerken görüyoruz. Yani Yunus Emre gibi ayağı çıplak ateşlerin üzerinden yürüyerek buralara kadar geldik. Onun için milletimizden bu tecrübeyle, bu birikimle, bu programla
bu kahraman, fedakar kadrolarla yetki istiyoruz. Türkiye'yi yönetiriz diyoruz. Türkiye'yi yönetecek bir hükümete sahibiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın önemli işaretler de var. Türkiye halkının artık sistemin dışına çıktığını gösteren çok önemli olgular ve işaretler var. 15-16 Temmuz gecesinde bunu gördük. Türk milleti sistemin dışına çıktı. Sistemin duvarlarının üzerinden atladı. Amerika'nın getirip dayattığı sistemin dışına çıktı. O 15-16 Temmuz gecesi o milyonların Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, büyük kentlerimizde meydanlara çıkması, o FETÖ gladyosuna karşı halkın sistemin dışına çıkmasıydı. Amerika işte seçimler olur, ben yine burada dümenimi yürütürüm diyordu. Şimdi halk Amerika'ya karşı harekete geçti. Bu Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bugün de çeşitli anketler, araştırmalar yapılıyor. Bunlardan en sonuncusu Türkiye'nin önüne işaret ediyor. Seros adlı bir şirket sormuş, diyor ki Millet İttifakı Türkiye'nin sorunlarını çözer mi? Cumhur İttifakı Türkiye'nin sorunlarını çözer mi? Ankete verilen cevaplardan %37,4, %38'i ne Millet İttifakı Türkiye'nin sorunlarını çözer ne de diyor Cumhur İttifakı. Bu ne demek? Türk milletinin de %38'i artık sistemin içinde bir çözüm görmüyor. Millet İttifakı zaten tam Amerika'nın, Biden'ın tayfası. Diğer Cumhur İttifakı da evet sistemle karşı karşıya geldi ve o PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüyerek Amerika'yla karşı karşıya geldi. Fakat o da bir ayağı sistemin içinde, bir ayağı sistemin dışında, çeşitli bocalamalar, tereddütler içerisinde. Dolayısıyla toplum, millet, Türk milleti bakıyor bu manzaraya ve diyor ki çözüm Türkiye'de sistemin dışında. Onun için %38'i halkın bu iki ittifaka da güvenmiyor, sorunları çözme açısından güvenmiyor. Bakın oy verir misin diye sormuyor. Çözer mi diye soruyor. Çözemez bunlar diyor. Hiçbiri diyor. Bu şu demek, Türk milleti artık bu sistemin dışındadır. Bu milletin başına geçerek Vatan Partisi ve aynı zamanda Türkiye'nin girdiği bu süreci doğru okuyup buna önderlik ederek, yani bu bağımsızlık sürecini, toprak bütünlüğü sürecini, PKK'yı temizleme sürecini, FETÖ'yü temizleme sürecini, üretim devrimi sürecini, üreticiyi baş tacı yapma, üreticiyi hükümdar yapma, Türkiye'de iktidar yapma sürecini doğru okuyup doğru değerlendirerek Vatan Partisi Türkiye'deki yine bu programda birleşecek kuvvetlerle de el ele vererek Türkiye'nin önündeki bu zor çetin dönemden büyük bir zaferle çıkacaktır. Bizi büyük zaferler bekliyor. Büyük başarılar bekliyor. Onun için değerli arkadaşlar, onun için toplumumuzda bugün yayılmak istenen karamsarlığa, umutsuzluğa meydan okuyoruz. Zaten açış konuşmasında da Sayın İl Başkanımız Emre Albayrak bunu ifade etti. Vatan Partisi karamsarlığa, umutsuzluğa meydan okuyan umudun, iyimserliğin partisi. Onun için hepimiz iyimserlik taşıyacağız. Türkiye'nin köylerine, mezralarına, komlarına, dağlarına, taşına, sanayi bölgelerine, her yere, bütün köşesine, bucağına, kuyusuna, kuytağına Türkiye'nin iyimserlik götüreceğiz, umut götüreceğiz. Çünkü umut ve iyimserlik en büyük enerji kaynağı. En büyük enerji kaynağı. İnsan demek umutlu demek. Biz ekiyoruz, biçiyoruz bir umutla. Tezgahta çalışıyoruz umutla. Onun için insan proje yapan hayvan, diğer hayvanlardan proje yaparak umutlarıyla, iyimserliğiyle ayrılıyor. Dolayısıyla Vatan Partisi Türkiye'nin en insani partisi ve insanlıkla da
Türkiye'yi birleştiren parti. Önümüzdeki dönem dış siyaset ve güvenlik siyasetlerinin de hayati önemde olduğu bir dönem. Yani ekonomik programımızı tabii en başta üreticimize güvenerek, Türkiye'nin çiftçisine, o fedakar, cefakar, çalışkan çiftçisine, işçisine, çarşılarına, sanayicisine, üreticisine, tüccarına güvenerek bu dönemden başarıyla çıkacağız. Evet, ama aynı zamanda akıllı politikalarla, dış politikada akıllı politikalarla. Şimdi bakın, Türkiye ciddi iki tehditle karşı karşıya, dış tehditlerden ayrı. Biri enerji meselesi. Bütün dünyada bir enerji krizi geldi. Enerji fiyatları artıyor. Patlıcan fiyatı, domates fiyatı, maydanoz fiyatı artıyor. Neden? İçinde kullanılan mazot dolayısıyla, elektrik dolayısıyla, doğalgaz dolayısıyla, sanayi ürünlerinin fiyatlarında artış var. Başlıca faktör ne? O sanayi ürünlerinin fiyatlarının artışında içindeki enerji maliyetlerinin yükselişi. Onun için Türkiye'nin ucuz enerji bulması ve enerji güvenliğini sağlaması çok önemli. Biz enerji açısından maalesef fakir bir ülkeyiz. O bir gerçek. Ama çok şanslıyız çünkü enerji üreten komşularımız var. Enerji üreten komşularımız var. Komşuda pişer bize de düşer deniyor ya, bizim Irak gibi, İran gibi, Azerbaycan gibi, Karadeniz'den komşumuz Rusya gibi, uzak komşumuz Katar gibi, Cezayir gibi, denizden komşularımız Libya gibi enerji üreten, dünyanın büyük enerji kaynaklarına sahip olan komşularımız var. Dolayısıyla komşuyla iyi geçinmek, beraber olmak, kader birliği yapmak, komşunun derdini paylaşmak, aynı zamanda komşumuzun da bizim derdimizi paylaşması sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla komşularla sıcak ilişkiler, dostane ilişkiler çok çok önemli. Türkiye'nin Suriye ile halledemeyeceği bir meselesi yok. Hiçbir meselesi yok. Türkiye'nin Suriye sınırlarında, Suriye'nin içinde bir güvenlik koridoru yapma politikası çok yanlış. Türkiye'nin yapacağı şey, ki bunu yapacağız, Ethem Bey de burada, beraber Ethem Sancak'la ve diğer devlet tecrübesi olan lider insanlarımızla konuşuyoruz. Hep birlikte Suriye'ye gideceğiz. Hükümetimizle de görüşeceğiz bu arada. Ve Türkiye-Suriye'nin işbirliği yapmasını sağlayacağız. Türkiye-Suriye askeriyede işbirliği yapacak. PKK'yı temizleyecek. Suriye'deki diğer terör örgütlerini hep birlikte temizleyeceğiz. PKK'ya beyaz bayrak çektireceğiz. Aynı zamanda diğer komşularımızın da güvenini sağlayacağız. Yani enerji üreten komşularımız Irak'ın, İran'ın, Rusya'nın ve bu Türkiye'nin ucuz enerji siyasetini çözmek bakımından anahtar değerinde. İkincisi değerli arkadaşlar, dünyada bir gıda krizi var. Gıda güvenliği insanlık açısından ciddi bir problem haline geldi. Görüyorsunuz Hindistan buğday ihracını durdurdu. Kotaya bağladı Rusya buğday ihracında. Biz de 6-7 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Aynı zamanda unlu mamuller ihraç ettiğimiz için buğday ihtiyacımız var. Demek ki gıda güvenliği açısından da ayçiçeğiydi, buğdaydı ve diğer bazı önemli gıda maddeleri, et ithali vesaire, kendimiz bunları üretene kadar kısa vadede bunları tedarik edeceğimiz ülkeler de esas olarak komşularımız. Vatan Partisi bu konuda da çalışmalar yürütüyor. Rus devletinin 15 liderinden biri olan Sayın Piligin 15 gün önce buradaydı. Biz Sayın Ethem Sancak'la birlikte kendisiyle uzun görüşmeler yaptık. Beraber Boğaz'da bir öğlen yemeği, akşam yemeği de yedik. Ve buğday kotası, Rusya'nın dünyaya ihraç ettiği buğdaydan kotalar alma konusunda Türkiye adına söz aldık. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, hem gıda güvenliğinde hem enerji güvenliğinde Vatan Partisi daha hükümet olmadan, iktidara gelmeden görev başındadır.
çözüm üretmektedir ve yalnız çözüm üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda çözümlerin hayata geçmesi için çalışmaları yürütmektedir. Yine Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirebiliriz. İhtiyacımız olan sermayeyi, Çin'de biliyorsunuz 2 trilyon dolar muazzam bir dolar rezervi var. İhtiyacımız olan sermayeyi getirebiliriz. Bizim burada nitelikli iş gücümüz var. Çok önemli yatırım alanlarımız var. Tam istihdamı sağlarız. Hep birlikte Türk milletinin çalışma çağında olan bütün nüfusunu üretim süreçlerine sevk ederiz. Burada Çin'le işbirliği yaparız. Bu konuda da Vatan Partisi verimli sonuç alıcı çalışmalar içindedir. Dolayısıyla burada milletimize bir hesap veriyoruz, bir rapor veriyoruz. Ve milletimize diyoruz ki biz göreve hazırız. Göreve hazır olmanın ötesinde göreve başladık. Hükümet görevlerine başladık. Önümüzde bir seçim var. Türkiye bu seçimde Atlantik sistemini seçmeyecek. Yani boynunu Amerika'nın bıçağına uzatmayacak. Bir kere bu bir. Anketler ne söylerse söylesin. Anketler yalan söylüyor. Kimler hangi dolapları, hangi tertipleri planlarsa planlasın, Türkiye bu seçimde kesinlikle Atlantik sistemine teslim olmayacak. O bir felakettir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, onlarla beraber Babacan'mış, Abdullah Gül'müş, Davutoğlu'ymuş, Saadet Partisi'ymiş falan filan, onların planları, tertipleri boşunadır. Amerika ile beraber olanlar, FETÖ ile beraber olanlar, PKK ile beraber olanlar PKK'nın kaderini paylaşır, FETÖ'nün kaderini paylaşır, Amerika'nın kaderini paylaşır. Türkiye onlara resti çekmiştir Amerika emperyalizmine ve Türkiye FETÖ'yü, PKK'yı temizleme kararını almıştır, uygulamaktadır ve temizlemektedir. Hapislere tıkmıştır onları, temizlemektedir. Onun için tekrar onları diriltecek, canlandıracak, hortlatacak, hapisten çıkartacak, efendim mağdurlarla hükümet olacağız gibi zalimlerle, zorbalarla, emperyalizmin aletleriyle hükümet olma planları Türkiye'nin önünde geçersizdir. Vatan Partisi var. Türkiye'nin gelecek arayan, umut arayan, iyimserlik arayan, üretmek isteyen çiftçisinin, işçisinin, çarşılarının, sanayicisinin, tüccarlarının partisi Vatan Partisi'dir. Onların özlemlerine, onların umutlarına cevap veren programları ürettik. Çok güçlü bir gençlik yetiştirdik arkada kalan yıllarda. Türkiye'nin önündeki 40 yılı sigortaladık değerli arkadaşlar. Öyle bir gençlik yetiştirdik ki ve Türkiye gençliğine şu anda o bizim Türkiye Gençlik Birliği, öncü gençliğimiz hakim durumdadır. Türkiye'nin önündeki 40 yılı güvence altına aldık, sigortaladık. Onun için akşamları evinize gidip rahat uyuyabilirsiniz. Türkiye'nin geleceği güvenlik altındadır. Şimdi burada bu seçimde zamanı gelen partidir Vatan Partisi. Efendim geçmişte yeteri kadar oy alamıyorduk. Bizim gibi partiler zamanı gelince, bizim gibi partiler ilk önce bir zulüme karşı mücadele döneminden geçer. Hazreti Muhammed gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi. Hazreti Muhammed'i düşünün. Mekke'de ne oldu? Başı mübarek başına koyun işkembesi geçirmeye kalktılar. Ona taşlar attılar. Ona inanan, onun getirdiği vahiylere, tebliğlere inanan bir avuç bile diyemeyeceğimiz çok az sayıda öncü insanlar vardı. Ama ne oldu? Hazreti Muhammed o yalnız olduğu Mekke'den Medine'ye gitti ve o Mekke'ye tekrar ne oldu? Devenin sırtında o bütün o
Arabistan'ın birikimini, medeniyet isteyen birikimini, ticaret birikimini, insanlık birikimini arkasına aldı ve o taşlanan Hazreti Muhammed tac oldu, tac oldu. Vatan Partisi'nin hikayesi de budur. Atatürk gibidir. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin zamanı var. Şimdi Vatan Partisi'nin zamanı geldi. Neden? Çünkü bir karar noktasına girdi Türkiye. Bir değişiklik noktasına, devrim sürecine, üretim devrimi eşiğine girdi. Ve tarih şimdi Vatan Partisi'ni çağırıyor. Tarih Vatan Partisi'ne diyor ki gel diyor, senin günlerin gelmiştir. Sorumluluk yükleneceğin zaman gelmiştir. Zaman senin zamanındır. An senin anındır. Saat senin saatindir. Görev başına diyor. Sizler de Balıkesir ilimiz olarak bunun bilincindesiniz. Bu birikimi sağladınız ve Balıkesir her bakımdan, biraz evvel de konuştuğumuz gibi, tarımıyla, hayvancılığıyla, sanayisiyle ve Edremit Körfezi'ndeki denizcilik birikimi ve turizmiyle Türkiye'nin lokomotif illerinden biridir. Onun için Türkiye bu atılımını Balıkesir gibi lokomotif illerin önderliğinde başaracaktır. Sizlerin önümüzdeki süreçte hem seçim bağlamında hem de toplumumuzun Türkiye'nin geleceğine el koyması, üreticilerin ben varım demesi bağlamında tarihi görevler yapacağınızı biliyoruz. Çünkü ben hepinizi tek tek tanıyorum. Siz arkada kalan 50-60 yılın birikiminden gelmiş, geçmiş, çok önemli tecrübeler kazanmış, fedakarlık tecrübeleri, kahramanlık tecrübeleri kazanmış, ahlak, karakter mirasını geçmişten toplamış, getiren arkadaşlarımızsınız. Onun için değerli arkadaşlar, sizleri başarılar beklemektedir. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Şimdi ben bu kürsüyü terk etmeden önce bu kürsüyü çok sevdiğim ve 50 yıldır arkadaşım olan, kardeşim olan, Türkiye'nin önemli entelektüel birikiminin temsilcilerinden Ethem Sancağı bırakacağım. Ethem Sancağı size tanıtmama belki gerek yok ama buradan kamuoyuna seslenirken belki onu tanımayanlar için veya onun esas özelliklerini bilmeyenler için söyleyeyim. Ethem Sancak bir karakter ve ahlak timsalidir. En önemli özelliği ve her zaman Türk milletine sadık, bağlı kalmıştır ve zekasıyla, birikimiyle hem iş hayatında hem siyasette çok önemli tecrübeler kazanmıştır. Onun için Ethem Sancak'ın bizimle bu ortamları paylaşması bize gurur veriyor. Kendisini davet ediyorum.